Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf çanta yayınları Matematik Soru Bankası'nda test 2 ile dersimize devam ediyoruz. Sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki birim kareli kağıtta Ahmet'in bulunduğu nokta A ile Sinan'ın bulunduğu nokta ise S ile gösterilmiştir. Ahmet'in Ahmet bulunduğu noktada dururken Sinan 3 birim kuzeye Sonra da 4 birim batıya doğru hareket etmiştir. Buna göre son durumda Sinan'ın Ahmet'e göre konumu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar önceki Ahmet dursun. Sinana 3 birim kuzeye, kuzey yukarıya doğru 1, 2, 3 birim. Şöyle renkli değiştireyim. 4 birim de batıya taşıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Evet Sinan'ın bulunduğu nokta burası olacak. Peki benden ne istedi? Buna göre son durumda Sinan'ın Ahmet'e göre konumu arkadaşlar. Sinan'ın Ahmet'e göre yani Sinan'a soruyor arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Ahmet'ten başlayacağım. O halde Ahmet'ten başlayarak devam ediyorum. Bakın. Bir, iki birim sağında. Bir, iki, üç, dört birim yukarısında diyebiliriz. O halde sağ veya yukarı dediğime bakmayın. Sağ dediğimiz arkadaşlar iki birim doğusunda 4 birim kuzeyinde diye de düzeltelim. Şimdi seçeneklere baktığım zaman arkadaşlar D şıkkında Sinan Ahmet'in 4 birim kuzeyinin iki birim doğusundadır diyor. Bakın biz de 4 birim kuzey ve 2 birim doğu arıyorduk. O halde D şıkkı doğru cevap olacak diyorum. Evet, ikinci soruya bakıyorum. Birim kare kağıtta ata evin dört birim doğusunun bir birim güneyindedir. Buna göre atanın bilgiye göre konumu hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar atanın bulunduğu yer şu siyah nokta ne oluyor yer? Evin dört birim doğusunun önce dört birim doğu yani sağ tarafa doğru dört birim gidiyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir birim güneyinde yani bir birim aşağı iniyorum. Evet atanın bulunduğu yer burası. Peki Atanın bilgeye göre konumunu istiyor arkadaşlar. O halde ne yapacağım? Bilgeden ataya doğru geleceğim. Bakın bilgeden 1, 2, 3, 4 birim güneye iniyorum. 4 birim güneye bir birimde sol tarafa yani batıya gidiyorum. Yani dört birim güneyinin bir birim batısı olabilir, bir birim batısının dört birim güneyi de olabilir demiştik. Seçeneklere baktığımız zaman arkadaşlar dört birim güneyinin bir birim batısında C şıkkı doğru cevaptır diyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet üçüncü soruya baktığımız zaman şekildeki kareli zeminde verilen K noktasının L noktasına göre konumu. Ha, aşağıdakilerden hangisidir diyor soruyor arkadaşlar. Bakın burada sorulan K noktası. O halde L'den K'ye gideceğim arkadaşlar. L'yi biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sorunun 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarısında. 6 birim sol 5 birim yukarı diye yazıyorum. İstersek arkadaşlar önce 5 birim yukarıya daha sonra 6 birim de sola gidebiliriz. Seçeneklere baktığım zaman arkadaşlar 5 birim yukarı 6 birim sola diyorum. Evet bakın B şıkkında 5 birim yukarısının 6 birim solundayı görüyorum. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Evet soruya baktığımız zaman T noktasında bulunan uğur böceği 7 birim sağa 4 birim aşağıya hareket ederse kaç numaralı noktaya ulaşır diyor. Arkadaşlar uğur böceğini alıyorum. 7 birim sağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. 4 birim de aşağıya. 1, 2, 3, 4 birim aşağıya geldim. Bakın nereye geldik? 4 numaralı noktaya geldik diyoruz ve D şıkkı doğru cevaptır. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. 5. Evet, soruya baktığımız zaman arkadaşlar bu 5 ve 8. sorular arkadaşlar buna göre cevaplayacağız. Önce 5'e bakalım. A noktasının 5 birim sağının 6 birim yük aşağısında hangi nokta var diyor. Önce 5 birim sağ, daha sonra 6 birim aşağı gideceğiz. A'dan başlıyorum. Sağa gidiyorum. Bakın 1 2 3 4 5 birim. 6 birimde aşağıya gidiyorum. Buradaydım. 1 2, 3, 4, 5, 6 birim. Evet nereye geldik? D noktasına geldim diyorum. D şıkkı doğru cevaptır. Evet arkadaşlar şöyle biraz ortaya alalım ve diğer sorulara bakalım. Evet, bu haliyle büyütüyorum. Evet altıncı soruya bakıyorum. P noktasının L noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. K'yi sorduğu için L'den başlıyorum. K'ye gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 birim sağının 7 birim sağ 1 2 3 birim yukarısı arkadaşlar. veya 3 birim yukarısının 7 birim sağda diyebiliriz. Seçeneklere baktığım zaman 7 birim sağının 3 birim yukarısında B şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet 7. soruya bakıyorum. E noktasının C noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? diyor arkadaşlar? E'yi sorduğu için C'den başlıyorum. E'ye gideceğim. 1 2 birim sağının 1 2 1, 2, 3 birim aşağısı arkadaşlar. 2 birim sağ. 3 birim aşağı diyorum. Seçeneklere baktığımız zaman 3 birim aşağı, 2 birim sağ veya 2 birim sağ, 3 birim aşağıya nerede görüyorum arkadaşlar? Bakın D şıkkında 3 birim aşağısının 2 birim sağındayı D şıkkında görüyoruz. Evet arkadaşlar. 8. soruyu da buraya göre yapacaktım. Biraz yukarı almak istiyorum. Az bir şey küçültelim. Evet. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi seçeneklerin hepsini teker teker inceleyelim. A noktası L noktasının 6 bir birim yukarısının 1 birim sağındadır diyor. A noktası L noktasının arkadaşlar. O halde ne yapmam gerekiyor? L'den A'ya doğru gitmem gerekiyor. Bakalım 6 birim yukarı, 1 bir birim sağ gidelim. Önce L'yi 1 bir birim sağa taşıyorum. Bakın buraya. 1. 6'da yukarı taşıyacağım. 1 2 3 4 5 6 birim. O halde A şıkkı doğrudur diyorum. B'ye bakıyorum. B noktası C noktasının 3 birim sağının 2 birim yukarısındadır. C'den B'ye gidiyorum arkadaşlar. Ne yapacağız? 3 birim sağ, 2 birim yukarı diye bakıyorum 1, 2, 3 birim sağa geldim. 1, bir, 2 birim yukarı çıktım. O halde B de doğrudur diyorum. C'ye bakıyorum. E noktası K noktasının 3 birim sağının 4 birim aşağısındadır diyor. Arkadaşlar sorulan E o halde K'den 3 birim sağa gidiyorum. Şurayı bir temizleyelim. K'den 3 birim sağa gitmem gerekiyor. Bakın arkadaşlar 1, 2, arkadaşlar gideceğim yer bitti. O halde burada bir sıkıntı var diyorum. Arkadaşlar sorulan E noktası olduğu için K'den hareket etmem gerekiyor. Ama sanki bu tam tersini yapmış. Yani K noktasını sormuş gibi E'den K'ye gitmiş arkadaşlar. O halde burada yanlış cevap yani sorumuzun cevabı C şıkkı olur diyoruz. Son olarak D'nin de doğruluğunu gösterelim. E noktası D noktasının bir birim aşağısının iki birim sonundadır. E'yi sorduğu için D'de başlıyorum. Evet. Bir birim aşağı. Bir, iki birim sonra bakın. O halde D'de doğrudur diyoruz. Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet. Dokuzuncu soruyu devam edelim arkadaşlar. Bilgi. Noktalı kağıtta iki nokta arası bir birimdir diye bilgimiz vermiş. Yukarıdaki noktalı kağıtta ata ve bilgenin konumları verilmiştir. Ata bir birim sağ, iki birim yukarı hareket ediyor. Bilgi aşağıdaki hareketlerden hangisini yaparsa ata ile bilgi arası beş birim olur diye soruyor. Arkadaşlar önce ata için bir birim sağ ve iki birim yukarı giderek yeni konumunu belirleyelim. Bir birim sağa geliyorum. İki birim yukarı bakın. Bir, bir, iki. Atanın yeni konumu burası. Daha sonra bilgiye A şıkkından başlayarak yapacağı hareketleri uygulayalım. 2 birim sola bilgi bir, 1 2 birim sonra 1 bir birim aşağıya. 1 bir birim aşağıya geldik. Yani bilginin yeni konumu burası olacak. Aradaki mesafe 5 birim mi diye kontrol ediyorum. 1 2 3 4 birim. Arkadaşlar eğer bunu yaparsak 4 birim mesafe olacak diyoruz ve şöyle temizliyorum. B'ye bakıyorum. 3 birim yukarı. Bilgiyi 3 birim yukarı taşıyorum. 1, 2, 3. 3 birim de 1, 2, 3. En son durumda bilgi burada olacak diyoruz. Ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Evet arkadaşlar bakın 5 birimi gördüm. Diğer seçenekleri de uyguluyorum arkadaşlar. Evet, C'ye bakıyorum. 5 birim sola. 1, 2, 3, 4, 5 birim sola. 3 birim yukarı. 1-2-3 bir, 3 birim yukarı. Evet. Aradaki mesafe 1-2-3 bir, birim oldu. O halde olmadığı söylüyoruz. Şurayı temizliyorum. Son olarak arkadaşlar Neydi bu? 1 bir birim sağ. 2 birim yukarıydı. Burasıydı. Bilgeyi 3 birim aşağıya 1-2-3 bir, birim burası ve 2 birim sonra. Bir, 1 2 birim. Şimdi aradaki mesafeye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim oldu. Ve sorumuzun cevabını 5 olarak 5, 5 şıkkı olarak bulmuştum arkadaşlar. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Onun soruya baktığım zaman bir kare kağıtta K noktası M noktasına göre 3 birim solda 5 birim yukarıda L noktası M noktasına göre 4 birim sağda, 5 birim yukarıdadır. Buna göre L noktası K noktasının neresindedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle yaklaşık olarak çizelim. Bu benim için M noktası olsun arkadaşlar. K noktasına bakıyorum. 3 birim solda. Bakın şurası 3 birim olsun. 5 birim yukarıda. K noktası M'nin 3 birim solunda, 5 birim yukarısında. L noktası da arkadaşlar M noktasına göre 4 birim sağda Bakın 4 birim sağda 5 birim aşağıdadır. Evet. Son olarak arkadaşlar L noktası şurası L noktası oldu. K noktasına göre nerede diye soruyor. O halde K'den L'ye gitmem gerekiyor. Arkadaşlar dikeyde ve yatayda yaptığım hareketlere bakıyorum. Bakın 5 birim burada yaptım aşağıya doğru. 5 birim de burada yaptım. O halde 10 birim aşağıda. 3 birim sağa. Burada da arkadaşlar 4 birim sağa gittim. Toplamda 7 birim. 7 birim de sağa gittim diyorum. O halde ne arıyorum? 10 birim aşağısının 7 birim sağındadır. Veya 7 birim sağının 10 birim aşağısındadır diye arıyorum. Seçeneklere baktığım zaman 7 birim sağının 10 birim aşağısında B şıkkında doğru cevabı görüyorum arkadaşlar. Evet bu soruyla da testimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.